Merhaba sevgili oğlaklar. Selamlar sevgili oğlaklar, nasılsınız, iyi misiniz? Evet sevgili oğlaklar, Birinçokul Astroloji Haber Merkezi'nin Kasım ayı yorumlarına hoş geldiniz. Evet sevgili Demet, oğlaklar için ne diyorsun? Evet sevgili oğlaklar, ay başında yine o Koç Oğlak arasındaki Uranüs Plüto karesinin etkisiyle, sert etkisiyle aya başlayacağız. O biraz karamsarlık yapabilir, hayatta ciddiyet yaratabilir bazı konularda. Yine üzerlerinde baskı hissedebilir Oğlak burçları, ama Mars'ın Başak burcunda olması destekliyor. En azından enerjileri, motivasyonları daha iyi durumda şu sıralarda. Duygusal hayatları destek oluyor Oğlak burçlarına. Aslında aşkla ilgili bazı evet, alternatifler evet, sağlıyor. Evet. Flörtler, aşk, evet, sosyal yaşam, iletişim, bunlarla ilgili yapılar sağlıyor. Bazı birleşik mesela sosyalleşecek Oğlaklar. Sosyalleşik, dernekler, daha fazla kulüpler, seyahatler, davetler, geziler. Seyahatler, geziler, yolculuklar. Evet. Yani çünkü 9-11 kasları çalışıyor, 5-3 kasları çalışıyor. Yani bazılarında şans oyunu falan da oraya bir oynayabilirler. Yani daha ziyade 3-4-5-6-7 o Ocak doğumlu Oğlak burçlarına daha olumlu, daha keyifli, daha neşeli, daha evet, böyle alternatif, güzel haberlerin gelebileceği dönemler de bekliyor diyebiliriz. 5 Kasım'da Venüs Oğlak Burcu'na giriyor. Bu çok önemli. 5 Kasım'da Venüs Oğlak Burcu'nda bir bayan olarak evet, ne yapılması evet, gerektiği, ne yapılmaması gerektiğini de anlatman gerekiyor derim ben. Evet, şimdi Venüs Oğlak Burcu'nda, gerçi Venüs Oğlak Burcu'nda rahat değildir. Problemlidir. Rahat, problemlidir. Ama tabii yine Oğlak bayanları için de Venüs'ün Oğlak burcuna geçmesi yine cazibeleri, güzellikleri, bakımlarıyla ilgili biraz daha fazla şans verecektir. Oğlak burçları hanımlara ve yükselen burcu Oğlak olan hanımların bir kısmı bu 21 Aralık 31 Ocak retro hareketi olduğu için aşkla ilgili güzel evet, haberler arayacaklar. Bir kısmı aşık olacak, bir kısmı evlenecek, bir kısmı hayatlarında aşk ve sevgi ilişkileriyle ilgili olgun bir döneme girecek. Evet. Şimdi Venüs retro Oğlak olduğu zaman aslında 21 Aralık 31 Ocak arasında da retro Venüs'te yapılmaması gereken şeyler var. Tabii. Şimdi Oğlak burcu hanımlarının ve beylerinin Aralık ayında bunu dinlemeyeceğini düşünerek evet, en azından evet, küçük uyarılarda bulunsana. Neler evet, yapılmalı, neler yapılmamalı evet, sevgili Demet. Tabii Venüs'le ilgili şeylerde yenilik ve yeni girişim yapılmaması tavsiye edilir. Bu güzellikle ilgili, estetikle ilgili konular, bunun yanı sıra tabii ilişkiler, evlilik gibi konular, tabii, başlangıçlar, belki ortaklıklarla ilgili yine girişimler. Ortaklıklar, evet, mesela 21 Aralık'ta 31 Ocak arasında evlilik olmaz, evet, nişan olmaz, birlikteliklerde bazı sıkıntılar olabilir. Mesela bedensel bakımınızla ilgili şeylerden uzak durun. Mesela ne diyeyim, radikal değişimler, saç stilinizi değiştirmek, evet, estetik operasyon yaptırmak. Yani bunlar Oğlak Burcu'nda 21 Aralık 31 Ocak arasında olmaz. Onun için 17 Aralık'a kadar Venüs'ün Oğlak Burcu'na girmesinin etkilerine, alternatiflerini yaşayın. Venüs Oğlak da aslında biraz siliktir ya. Sorunludur. Silik, tabii zaten düz hali bile iyi değildir aslında. Tabii yani kısıtlanmıştır. Evet, evet. Duyguları tam anlamıyla gösteremez içeri ama olgundur. Tabii. Olgundur. Yani ciddidir. Ciddidir. Aşka bile ciddi çok bakar. Ciddidir. Hatta iş gibi bakar. İş gibi bakar. Mantık gibi bakar. 6 Kasım'da Güneş kavuşum Satürn Akrep burcunda, yönetici gezegeni Satürn'le Güneş'in burada bir kavuşumu evet, var. Bu çok evet, önemli bir pozisyon. 14 derece Akrep 10 dakikada, ne dersen? Akrep burcunda bu da yine sosyal hayatları, kariyerleri, iş hayatları veya ait oldukları gruplarla ilgili, gelecekle ilgili hedeflerinde, projelerinde belki ciddi bir oluşum içerisinde olabilirler. 9 Kasım Mars sekstir Satürn ve Satürn bak Mars'tan destek almış evet, burada. Evet. Biraz mücadeleyle gerçekten Oğlak burcu evet, çok eğitim hayatlarında eğitim mesela hayatlarında, çok keyifli. Maddi konularda biraz daha keyifli haberler alabilirler. Hı-hı. Sağlıklarını bile düzeltebilirler. 12 Kasım'da Güneş Üçgen Jüpiter. Bu çok iyi Oğlak için. Aşk. Aşk ve duygularla alakalı konular çünkü çok destekliyor. Çünkü 3 Kasım'daki tutulma da zaten bununla evet, alakalı. Bazı Oğlak burçları evlenecek diyorum ya Jüpiter 7. Evet, evden evet, geçerken. Evet. Jüpiter 17 Temmuz 2014'e kadar olan dönemde bazılarını evlendirecek, bazıları çok iyi iş ortaklıklarına evet, gelecek. İş ortaklarıyla ilgili sorunları da bitecek. Evet. Neptün Jüpiter
desteği Satürn'den gelince hayatının aşkı, hayatındaki gerçek evlilik dediğimiz yapılarla karşılaşabiliyor. Oğlak burcunda aslında Satürn'ün etkisi biraz kilo ile ilgili sorunlara sebebiyet vermiş. Biraz kilo almaya dikkat. 17 Kasım Boğa burcunda Dolunay var, ne dersin? Boğa burcundaki Dolunay yine aşk. Aşkla ilgili, duygularla ilgili konular, flörtler. Gel bunu haftalık yorumlarda dikkatli dinleyelim, anlatarım. Tamam. Bu çocuk da olabilir. Tabii. Çocuk da olabiliyor çünkü aşık da olabiliyor ama güzel. 17 Kasım Boğa burcu Dolunay'ında güzel bir ortamda yeni bir tanışma, bir hamilelik olabilir. Fakat detayları haftalık yorumlarda daha da detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Haftalık yorumlarımıza nasıl ulaşabilirler sevgili Demet? Haftalık yorumlarımıza Facebook üzerinden burç durumu APP'lerinden rahatlıkla ulaşabilirler. Facebook pek çoğunuzda artık Facebook var zaten. Bilinçokulundan ulaşabilirler. Bilinçokulundan ulaşabilirsiniz. Facebook üzerinden burç durumu APP'lerinden ulaşabilirsiniz. Veya YouTube'da Bilinçokulu diye yazdığınızda Bilinçokulu YouTube kanalımızda, partner kanalımızdır. Bu kanalımızda bulabilirsiniz. 22 Kasım'dan itibaren Güneş Yay burcuna giriyor. Evet. Hayatlarında böyle kapalı olan, gizli olan şeyler ortaya çıkıyor derim ben oğlaklar için. Sen ne dersin? Hem gizli kavramlar ortaya çıkabilir. Biraz da içe dönebilirler. Belki biraz yalnız kalmak isteyebilirler o süreç içerisinde. Yalnız kalmak, yalnız kalıp yalnız bazı şeyleri çözmek. 30 Kasım'da Güneş Üçgen, Uranüs var Yay ve Koç'ta. Bu oğlak için kariyer hayatı, ev yaşamı ve kariyer hayatı ile ilgili güzel haberlere sebebiyet veriyor. Sevgili oğlak, keyifli bir dönemdesin. Mutlu ol. Bye. Hoşça kalın. Güle güle.